Tamamdır. Kaydı da başlatıyorum. Şimdi ben şöyle anlatayım. Bugün bu indikatörleri anlatacağım. Bu Fibonacci aracını nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Bir sonraki derste de artık Elliot analizine geçeriz. Elliot derslerine geçeriz. İndikatörleri anlatırken şey yapmayacağım. Yani böyle bütün indikatörleri anlatmayacağım. Zaten bütün indikatörleri ben bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Sadece kendi bildiğim, kullandıklarım, bir de piyasada genel kabul görmüş indikatörleri anlatacağım. Nasıl kullanacağınızı anlatacağım her şeyden önce. Yani bu işte bu indikatör işte kim tarafından yapıldı şundan bundan ziyade nasıl kullanılır ona gireceğim. Çünkü o bilgileri internette araştırarak her yerde bulabilirsiniz. Şöyle önce bir temiz bir sayfa açalım. Tamamdır. Mesela Tüpraş'la başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta isterseniz RSI ile başlayalım. En çok kullanılan indikatörlerden biri. RSI ile MACD'yi anlatayım. MACD'den sonra hareketli ortalamaları anlatayım. O da onlar da zaten MACD'ye yakın indikatörler. Ondan sonra Bollinger'i, CCE'yi, on balans volüm, Directional Index ve Momentum'u anlatayım. Bunları anlatacağım. Yani hareketli ortalamalarla beraber size 7 tane indikatör anlatacağım. Bunların nasıl kullanılacağını anlatacağım. Önce RSI ile başlayalım. Şurada gördüğünüz ismini. Relative Strength Index, göreceli güç endeksi diye de geçer. Trading Wave'i eğer Türkçe kullanıyorsanız. Şimdi aslında RSI'ın temel mantığı, pardon bir saniye, gruptaki arkadaşlarımızdan birinden mesaj var ama. Kusura bakmayın. Biraz bekleteceğim. Böldüm ama kusura bakmayın.
Evet, başlayabiliriz. Şimdi RSA ile başlayacaktık. RSI kapanış fiyatlarına genelde tabii siz buradan ayarlardan RSI'yı şöyle kullanış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Sadece açılış, sadece yüksek, sadece düşük ya da OHLC4 dediğimiz açılış, en yüksek, en düşüş ve kapanış değerlerinin 4'e verilmesi. En yüksek, en düşük kapanış değerlerinin 3'e bölünmesi ya da en yüksek, en düşük değerlerin 2'ye bölünmesi şeklinde kullanabilirsiniz. Ama benim de tavsiyem kapanış fiyatına göre kullanmanız. Çünkü biliyorsunuz fiyat hareketleri bazen çok volatil olabiliyor. O yüzden şöyle en yüksek değeri aldığınızda farklı sonuçlar elde edebilirsiniz RSI'da. RSI'da son 14 periyottaki fiyat hareketlerine bakılır. Eğer kapanış fiyatını tercih ettiyseniz kapanış fiyatına göre son en 14 periyottaki fiyat hareketi dikkate alınır. Yani günlük bakıyorsanız buradaki gibi son 14 günlük kapanış fiyatları dikkate alınır. Genelde 0 ile 100 arasında değerler alır RSI. 70'in üstü bölge RSI için aşırı alım bölgesidir. Şuralarda görüldüğü gibi mesela buralar 70'in üstü bölgeler aşırı alım bölgesi. 30'un altındaki bölgeler de RSI için aşırı satış bölgesidir. RSI'nin zaten asıl kullanım amacı aşırı alım satım bölgelerini tespit etmek içindir. Ama tabii uyumsuzlukları yakalamada kullanılabilir. Ne bileyim hani işte formasyonları yakalamada kullanılır. Bunları da göstereceğim şimdi grafik üzerinde nasıl kullanacağımızı. Genelde dediğim gibi 30'un üzerinde bir şey 30'un altında bölgelerde RSI'ın 30'un altında olduğu bölgelerde aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterir. Şöyle 70'in üstünde de aşırı satış bölgesinde olduğunu gösterir. Mesela şurada Tüpraş'ta görülüyor. Şurada 2017 yılında yaklaşık 90'ları görmüş. Her grafikte göremezsiniz bunu. Yani hani uzun bir süre aşırı alım bölgesinde seyretmiş. Hatta aşırı alım bölgesinde yukarı doğru bir hareket sergilemiş. Bunu her zaman göremezsiniz. Herhangi bir uyumsuzluk vermeden yukarı doğru devam etmiş. Bu zaten trendin devamını gösterir. Dediğim gibi diğer bir kullanım yöntemi RSI'ın uyumsuzlukları görmektir. Negatif uyumsuzluk dediğimiz ilk başta onu göstereyim. Şöyle fiyatta bir yükseliş trendi vardır. Ama RSI'ın trendi aşağı doğrudur. Bakın şu şekilde. Yani RSI'ın tepelerindeki eğimler aşağı doğrudur. Ama fiyat tepelerinin eğimi yukarı doğrudur. Bunu yükseliş trendinde görürüz. Negatif uyumsuzluğu. Yani bir düşüş trendinde ise biz pozitif uyumsuzluk ararız. Birazdan onu da göstereceğim ama öncelikle negatif uyumsuzluğa bakalım. Geçen gün sohbet ederken de söylemiştim. RSI bazen uzun bir süre uyumsuz bir şekilde ilerleyebilir. Bizim için tek başına bir gösterge değildir.
RSI'nin uyumsuz olması. Ama en azından uyumsuzluk arttıkça ve biz şöyle ikili tepe gibi bir formasyon da görüyorsak RSI ile beraber, bakın şuradaki gibi, burada fiyatın artık dönmeye başladığını görmüş oluruz. Yani bakın, uzun bir süre yükseliş trendinde devam etmiş. RSI'da negatif uyumsuzluk var. Daha iyi anlamanız açısından şöyle çizgileri uzatmasın şimdilik. Zaten bakın, asıl kırılım aslında RSI'dan baktığımızda uzun süre pozitif uyumsuz seyretmesine rağmen ikili tepe göründükten sonra görülmüş. İkili tepe gördükten sonra sert bir aşağı hareket yapmış. Ondan sonra da zaten trend kırılmış diyebiliriz. Negatif uyumsuzlukta, pozitif uyumsuzlukta da eğer buradan gösterebilirsem, evet şurada var bakın, pozitif uyumsuzlukta aynı grafik üzerinde görebileceğiz. Ben şunu şöyle maviyle işaretleyeyim, pozitif şey negatif uyumsuzluğumuzu. RSI'yi da kırmızı ile işaretleyeyim. Negatif uyumsuzlukta. Fiyat yukarı doğru gitmiş. Mavi barlar görüyoruz. Yani ne demiştik biz? Bu beyaz ya da mavi olabilir, hiç fark etmez, ya da yeşil. Bu ben kendim mavi kullanıyorum. Bu açılış kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu durumda görülür zaten bu mavi barlar. Burayı da o sebeple mavi ile işaretledim. Yükselişi simgelemesi için, daha doğrusu öyle söyleyelim. Bu da düşüşü simgelediği için kırmızı ile işaretledim. Gördüğünüz gibi burada bir negatif uyumsuzluk var. Fiyat yukarı giderken. Şimdi şurada da çok %100 belirgin olmasa da bir pozitif uyumsuzluk var. Bakın, fiyat eğimi, dipleri, pozitif uyumsuzlukları da fiyatın dibinden çekeceğiz aşağı doğru. RSI'yi da aynı şekilde RSI dibinden çekeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada daha çok yatay gibi, yatayın biraz hafif üstünde. Burada da böyle bir durum var. Zaten burada pozitif uyumsuzluğun hakkını hemen vermiş. Fiyat yukarı doğru hareket etmiş. Şöyle şuraya da yazalım. Bunun bir ekran görüntüsünü ben yazdıktan sonra siz alın.
burada da gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru hareket ediyor. Buradan itibaren. Şunu şöyle okla gösterelim. Şunu da buradan iki didikte yapılmış okla gösterelim. Aşağı doğru hareket ediyor. Şimdi peki fiyatın burada uyumsuzluk başladı. Aşağı ya da yukarı hareket edeceğini önceden nasıl tahmin ediyoruz? Onu göstereyim size. Ama önce bunun siz bir resmini çekin arkadaşlar. Çekince haber verirseniz. Tamamdır. Buradan gördüm. Şen Hanım çekti. Şimdi bakın. Şimdi ilk derste anlatmıştık. Düşüş trendini her zaman tepeden çizilen bir çizgiyle takip ediyorduk, değil mi? Bakın burada da aynı şekil tepeden çizilen bir çizgi. Düşüş trendini takip ediyoruz. Barı kırdığı yer tam olarak burası. RSI'de de aynı şeyi yapıyoruz. Şöyle şuradaki tepeden aşağı doğru bir çizgi çiziyoruz. Burada bir trend oluşmuş. Bakın RSI burada yukarı kırılması ile RSI'nin yukarı kırılması ile yukarı hareket başlıyor. Bir sonraki barda fiyat yukarı kırıyor. Trendi ama RSI'da bir önceki bardan biz yukarı kırdığını anlıyoruz. Şurada. Şurada asıl yukarı kırıyor. Bakın. Yukarı kırdığı yer burası. Yaklaşık hatta 2 bar öncesinde RSI yukarı kırıyor. Yani burada RSI yukarı kırdığı an burada gördüğünüz gibi yükseliş için burada pozisyon alıyoruz. RSI yukarı kırdı ha. Düşüş için de şimdi yine aynı şey geçerli. Şurası bir şey olsun. Şöyle bir şu aşağı doğru gelmiş burayı zaten yazdık. Şimdi burada da bakın bir düşüş trendi var. Şöyle bir düşüş trendi çizelim. Ha, pardon, özür dilerim. Şeyi anlatacağız. Yükseliş trendi var. Yükseliş trendini de biliyorsunuz fiyatların diplerinden alıyorduk. Şöyle bir trend çizelim. Yukarı doğru uzayan. Şimdi bakın. Asıl burada aşağı kırmış. Görüyorsunuz. Şöyle
kendimize bir RSI'da bir destek noktası belirliyoruz. Şöyle şu şekilde. Bunun burada yatay yapmamızın sebebi şu. Şimdi şurada her ne kadar bir negatif uyumsuzluk olsa da yükseliş trendi devam ettiği için dipler genelde daha aşağıda olmuyor. Burada şeyde olduğu gibi, düşüş trendinde olduğu gibi dipler genelde yatay seyrediyor ya da çok hafif aşağı olur. Ama aynen trend çizer gibi şöyle kendimize belirli bir şey belirliyoruz, trend belirliyoruz. Ne zaman RSI buradaki bandı aşağı doğru kırdı, o zaman düşüş için pozisyon alıyoruz. Bakın burada da bir bar öncesinden aslında kırmış aşağı doğru. Burada kırdığı an şurayı. Bunu da bu şekilde anlıyoruz. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? RSI ile ilgili. Birazdan hani hangi şeylerde, hangi periyotta kullanacağımıza dair bir şey yapacağım. Grupta konuştuk ama yine de burada tekrar edeceğim. Şimdi bu şekilde de resim çekerseniz arkadaşlar. Hocam pardon, bir şey soracağım değil mi? Yani Tabii, sorun. şimdi bu normal trendlerde hani onay alıyorduk ya, RSI'yı kırdığında da bir onay beklememiz gerekiyor mu? Yok, onun için onay beklemenize gerek yok. Sadece şöyle yapacaksınız onu. İyi ki hatırlattınız. Kendinize bir stop loss noktası belirlemeniz gerekiyor. Mesela şu anda o gösterdiğiniz yerde, kırdı dediğimiz yerde short pozisyon açmış olsaydık, Evet. sonradan sanki aynı noktaya fiyat gelmiş gibi gözüküyor. RSI'de aynı Şura, şekilde gelmiş gibi. Evet. şurayı mı diyorsunuz? Hayır, bir önceki ilk kırdığı yerde biz short pozisyon açsaydık, Evet. atıyorum daha da Şurada değil mi? gideceğini düşünüyorduk. Evet, orada daha da gideceğini düşünüyorduk. Pozisyonu da kapatmadık mesela. O dibe geliyor, sonra tekrar yukarı çıkıyor. Neredeyse kırdığı seviyelere Şuraya tekrar mı geliyor. diyorsunuz siz? Evet. Evet. Aha, evet. Ya bu Peki. kadar küçük kırılımlar çok önemli değil. Yani burada bence pozisyonunuzu bozmanıza gerektirecek bir şey yok. Hani bir durum yok yani. Hani şuradaki şey için burada 138,5, şurada kırdığı yer mesela diyelim siz kırdığında şey yaptınız, pozisyon aldınız. Şurada. Nedir onun adı ki kırdığı an şöyle bir şey yapalım isterseniz daha Ben net hem şimdi rakamı göremiyorum da hocam. 138,5 kırdı dedik. Devam etti mesela 120'li rakamlara geldi. 3-4 bar sonra. Evet şuraya oraya. Evet, orada da ben pozisyonumu kapatmadım. evet Sonra tekrar yukarı döndü ya. RSI de yukarı dönmüş. Sanki onay almış gibi atıyorum. evet o işte şöyle. Zaten ha onu söyleyeyim. RSI zaten şuradaki trende tekrar içine girememiş olması yani onay almış aşağı dönmüş olması şey zaten burada bir pozisyonunuzu kapatmayacağım. Ama siz diyorsunuz ki şurada niye kapatmadım? Yok Onu hayır. birazdan göstereceğiz. Hani diyelim burada bir pozisyon aldık. Hatta şimdi göstereyim ben. Şöyle biz mesela burada RSI kırdı. Fiyat da şurada kapattı. Ben burada RSI'nin kırdığını gördüm. Bir sonraki bara ilerlesin. Pardon, çok hızlı oldu.
Kapatayım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Mesela bu kırdığı yerde ikili tepe formasyonu var ya, o formasyonun çalışacağı yer kadar aşağı gideceğini düşünüp oralara bir stop seviyesi koyabiliriz örneğin. Evet, o da olabilir. Yani onu şurayı birazdan anlatacağım zaten. Birkaç yöntem var. Hani nereyi stop belirleyebilirim diye kendime. Onları anlatacağım şimdi. Şimdi mesela burada RSI'nin kırdığını gördük. Gördünüz. Mesela biz şu an diğer barları göstermiyorum bile. Burada işlem yaptığımız bir gün içindeyiz. Kendimize şöyle geçmişten gelen bir RSI şeyi çizdik. Şurada bir iki noktadan. Şurada yaptığı dipte burayı almış. Burada yaptığı dipte de burayı almış. Şurada hafif kırılım var ama çok önemli değil. Şu iki noktayı alıyoruz. Şu an için. Burayı kırdı. Biz de şimdi burayı kırdığını gördük. Pozisyon alacağız. Neyi belirleyebiliriz? Birincisi dediğiniz gibi şuradaki ikili tepe şeyini belirleyebiliriz kendimize. Hani pozisyonu açtık. Nerede kapatabiliriz? Pardon. Pozisyonu açtık. Nereden kapanabiliriz diye kendimize bir yol haritası çizdik. Bu zaten günlük bir grafik. Buradan bakın, buradan kapanacağız dedik. Yani daha doğrusu kapanacağız demeyelim de hedef noktası burayı, yani burayı kırıp kırmadığına bakacağız. Eğer kırarsa kapatacağız. Kırmazsa buradan kapatacağız zaten. Kırarsa ya da kırıp tekrar yukarı döndüğünü görürsek yine aynı şekilde buraya geldiğinde pozisyonumuzu kapatacağız daha yukarı gitmeden. Böyle bir karar aldık. Bu soruyu soran kimdi az önce o? Cihangir, Cihangir ben hocam. Benim Ha, asıl sormak Cihangir mi? istediğim şeydi hocam. Burada pozisyon almaktan ziyade RSI'dan da onay aldıktan sonra pozisyon almak mı daha mantıklı diye onu düşündüm. Yok, yani şöyle ya onu da yapabilirsiniz fark etmez ama bu arada yapacağınız trade'i kaçırırsınız o zaman. Kaçırmış oluruz. Evet, anladım. Tabii ki. Yani gerek yok. Ya şimdi bakın. Gerek var mı yok mu? Aslında soru oydu. RSI Bence evet. desteğinden de Yok yok. gerek var Bence mı yok mu? gerek yok. Niye Tamam. diyeceksiniz? Bakın. Birçok yerde bunun aynısı şeyi gösteririm size. Hani negatif uyumsuzluk. Bir yerde daha gösteririm. Şimdi buradaki indikatörün amacı bize geçmiş fiyat bilgisinden yararlanarak bir fikir vermez. Yani indikatörü bunlar için kullanıyoruz. Yoksa RSI indikatörü şöyle bir çizgidir gider. Eğer siz kendinize standart bir nasıl derler RSI ile bir trade şekli belirliyorsanız şu 30'un altındaki her bölgede alır, 70'in altındaki her bölgede satarsınız. Okay. Şurada yani şuradan alırsınız 93,4'ten şurada geçtiğinde 126 liralardan satarsınız. Ama burada trend de devam ediyor. Mesela hani eğer böyle bir şey yapıyorsanız ondan sonra gidiyor 144 liraları görüyor mesela. Ama amaç sadece bu değil RSI'da. Yani şurayı kırmış olması zaten fiyatın da kırılacağı anlamına geliyor. O yüzden beklemenize gerek yok Cihangir Bey. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi kırılım şeyini biraz yukarıdan çekmişiz ama şeyi de aynı şekilde şunu sileyim. Hedef fiyatımızı daha iyi belirlemek açısından. Tamam içeceğim. Bakın 120 127 nokta tahminen 60'tır herhalde. 127,70 olarak kendimize fiyat belirledik.
Sonra çalıştırıyoruz simülatörümüzü. Fiyat geldi. Bu arada bakın, daha fiyat yeni dip yapmamışken muhtemelen RSI burada yukarı dönüyor. Bakalım fiyat daha aşağı gidiyor mu? Ya da orayı mı kendine destek yapıyor? Hayır, evet bakın. Fiyat daha aşağı gidiyor. Tabii RSI de yukarı dönmesine rağmen burada bir tekrar aşağı hareket yapıyor. Şimdi biz hedef fiyat verdik. Şimdi normalde aslında mantıklı olan şurada 127.50'de pozisyonumuzu en azından 50-50, yani %50'sini kapatmak. Onu söyleyeyim. Burada bakın geliyor buraya. Sonra birden bir gün sonra tekrar kapandığı fiyatın biraz üstünden açılıp tekrar yukarı dönüyor. Burada işte sizin dediğiniz olay gerçekleşiyor. Burada zaten ya fiyat onaya gider yukarı doğru ya da RSI onaya gider. Burada RSI daha önce onaya gidiyor. Eğer kapatmadıysanız pozisyonunuzu şurada, bence burayı gelip geçtiğinde tekrar kapatmalısınız. 127 70 yine fiyat kapatma şeyi olmalı. Bakın bunu hani psikolojiniz nasıl kaldırır bilmiyorum ama şöyle düşünün. Şimdi birçok insan şöyle düşünüyor. Ya ben 127 işte 121.80'i gördü satmadım. Ya yukarı dönüyor 127.50'de 127.70'de niye satayım? Hayır öyle bir şey yok. Satmalısınız. Çünkü neden? Siz şurada pozisyon açtınız 137 liradan Tüpraş'ta. Fiyat 129 liraya geldiğinizde çok sevinçliydiniz. Ya ben kârdayım diye. Sonra fiyat geldi, hatta 127.70'i de kırdı. Yine sevinçliydiniz. Orada aslında kârdaydınız. Yani belki fiyat daha aşağı gitmiş olabilir ama şuradayken sevinçli seviniyorsanız burayı dönüp burayı test ettiğinde ya da geçtiğinde sevinip pozisyonunuzu sevinçle kapatmalısınız. Mutlu bir şekilde kapatmalısınız. Eğer bu şekilde zaten trade edemiyorsanız, bu işin davranışsal finans boyutu, bu şekilde zaten trade edemiyorsanız siz şurada ya acaba bu yukarı daha gidecek mi diye, tabii şu olayı bilmiyorsanız, yani hani bu onay olayını, şimdi burada çizdiğimiz onay olayını bilmiyorsanız, tabii fiyatın daha yukarı doğru gidip şey yapacağını düşünebilirsiniz. Burada olduğu gibi mesela. Geldi bakın aynı yere onay aldı. Aşağı gidiyor. Bugün bu arada gruptan konuşuyorduk. Tüpraş'ta short pozisyonumu kapatsam mı açsam mı diye bir şey vardı. Bir şey daha söyleyeceğim. Bakın burada da bir pozitif uyumsuzluk başlıyor. Demek ki aslında buralarda kapatmak mantıklı ama şurada ters filama var tabii. Hani buradaki uyumsuzluk ters filamaya benzer bir görünüm var. Buradaki uyumsuzluk çalışır mı? Şeye göre de hani Elliott dalga teorisine göre de pek çalışmaz ama şöyle bir şey var. Yine de tedbiri elden bırakmamak için. Bakın RSI burada yeni bir dip yapıyor. Yani şurada fiyat mesela şurada daha şu barda aslında pozisyonumuzu kapatmak burada en mantıklısı. Yani günlük trade eden biri için söylüyorum. Neden en mantıklısı? Şöyle bir durum var. Burada yatay konsolidasyonun olduğu bir piyasa olabilir. Size başka hisselerde başka fırsatlar çıkabilir. O yüzden burada pozisyon kapatmak en mantıklısı.
Şuranın bir resmini çekelim. Ondan sonra ben RSI periyotlarının nasıl kullanıldığını göstereyim. Sonra başka bir indikatöre geçelim. Tamamdır, teşekkür ederim. Burada anlamadığınız bir şey yok, değil mi? Sorabilirsiniz eğer anlamadığınız bir şey varsa. Tamamdır, geçiyorum. Şimdi RSI'yı 60 dakikanın altındaki grafiklerde, şuraya yazıyorum ben aynı zamanda. Beş periyot kullanıyorum. Tabii bu hani yerleşmiş bir kural değil, onu söyleyeyim. Bu benim kendi tecrübelerimden edindiğim bir şey, öyle söyleyeyim. Yani kısa vadeli 5 dakika, 10 dakika, 45 dakika, 30 dakika, bunlarda, hatta 45 dakikada da 14 kullanabilirsiniz. Kullanılmaz değil ama 1, 5, 30, 15 periyotta bence RSI 5 periyot kullanılmalı. Burada hem uyumsuzlukları daha iyi tespit edebilmek için, hem de kırılımları daha iyi tespit edebilmek için 5 periyot kullanmak bence en mantıklısı. Bakın şurada bir yükseliş trendi var, görüyorsunuz. Burada RSI'dan 5 periyot seçelim, o şekilde kullanalım. 30 dakikalık bir grafik çizdik çünkü. Bakın hatta 14 ile bir 14 olsun, bir 5 olsun, iki tane RSI ekleyelim. Bakın şuradaki hareketlerden de daha keskin, daha hassas RSI'nin hareket ettiğini görüyoruz. Şuradaki hareketlerden. 14 periyotta böyle biraz daha nasıl derler, düz hareket ediyor. Buradaki kadar kıvrımlı hareket etmiyor. O yüzden bence 30'da 1 saat ve altındaki grafiklerde 5 periyot kullanılması daha uygun sonuç verir. Ha, 14 periyotta da tabii uyumsuzlukları yakalarsınız, yakalamazsınız değil. Ama hani bu trend kırılımlarını daha erken tespit edebilmek için bence burada 5 periyot daha iyi sonuç veriyor. Öyle söyleyeyim. Uyumsuzlukları yakalamak için de aynı şekilde. Şurada günlüğe geçelim. Ile 150 dakika ...14 kullanıyorum. ...240 dakika ve üstünde 21 kullanıyorum.
Bunu da böyle bir... Aa, pardon. Neyse. Şuraları yeniden çizeyim ben sizin için. Bunların ekran görüntüsünü almıştık ama olsun. Yatay Bey, geri alma tuşu var. Oradan belki geri al yaparsanız geri gelebilir çizgiler. Nerede? Hemen ben üstte replay var ya, onun hemen yanında sağ tarafta. Efendim? Replay var ya yukarıda. Evet. Geri sardırmak için. Onun yanında hemen bir tane. Aa, tamam. Oradan basarsanız geri gelecektir. Tamamdır. Ben de bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada. Bu çok iyi olmuş evet. Tamamdır. Buraları anladık değil mi? Şunun sebebini de söyleyeceğim. Şunun yani şöyle bir tekrar edeyim tekrar. Şurada periyotlarda farklı kullanmamın tek sebebi şuradaki işte günlükte nasıl ki RSI burada 14 kullanıyorken hatta şunu 21 yapalım bakın. Şurada nasıl ki buradaki kıvrımları daha net görebiliyorsak 240 dakika ve üstünde 21 periyotta 60-150 de 14 60 dakika altındaki grafiklerde de 5 periyot altında buradaki kıvrımları, trendleri, trend kırılımlarını daha net görebiliriz. Şunun bir resmini çekelim, ondan sonra MACD'ye geçelim. Onu anlatayım. RSI'da sormak istediğiniz bir şey var mı başka hani? Ha şunu pardon Şen Hanım ben 21 yapınca oradaki çizgiler kaydı. Şöyle yapalım. Şunu böyle bu şekilde bir resim alalım. Çağatay Bey, buyurun. Mehmet Bey şimdi WhatsApp'tan yazmış da ilk defa katılacağım diyor. Nasıl yapacağımı bilemedim diyor. Adres varsa diyor şey yapayım diyor ama. Ha ben bakarsanız. Tamam. Ben ona bir ya izin verirseniz bir 10 dakika dinlenelim ben hem onunla görüşeyim bunu. Ondan olur. Sonra diğer indikatörlere geçelim. Tamam olur. Özgür'ü dinleyelim sizin için.
Alo. Ha, Mehmet Bey giremediniz mi derse? Allah Allah. Şey webinar grubuna girdiniz mi siz? Allah Allah. Aslında burada yok. Sizi eklemiş olmam lazım ama. Siz şimdiye kadar hiçbir derse giremediniz mi? Siz ne alacaktınız? Ha, siz Fatih, Kayhan ve benden Elliot alacaktınız, değil mi? Yok yok, ikinci grupta temel dersini alacak mıydınız siz? Ama bir saniye ben de ona bakayım. Ben şimdi hemen bakacağım ona. Bende Gmail'de var. Bakıyorum, şu anda gördüm hocam. Benim ayın 13'ünde başlayan dersimde temel kanıtlar var ve dalga karakterleri var. Ha, siz o zaman Elliot'tan siz şey temel teknik analiz dersi almayacaktınız siz o zaman. Evet, İndikatörlerin evet. Falan filan olduğu. Siz herhalde ben onları biliyorum dediniz. Evet evet hocam. Değil ben mi? Grup 2'deyim. Yani grup tamam. 2 saat 20'de başlayan dersteydim hocam ben. Tamam. O zaman şöyle biz o Elliot'a Perşembe günü başlayacağız. Şimdi biz şey yaptık hani şeyden itibaren de grupları ayırmayacağız da. Bu şey herkes bir girecek çünkü şey fazladan fazla gün ders yapmanın alemi yok dedik hani anladım, hem daha fazla pratik yaparız ve ben Perşembe günü sizi şeye da zaten Perşembe gününden önce webinar grubu var bizim oraya dahil edeceğim sizi o derslere bir kişi daha var Elliot'la başlayacak olan sizinle beraber iki kişi siz Perşembe günü oradan dahil olacaksınız. Tamam. Ben bekliyordum şeyde. Ama bu da eğer şeyseniz sıkıntı değil. Bence bu derse girin. İndikatörleri anlatıyorum. Bakın sizi dahil edeyim. Evet. İşte tamam. Şey sizin Skype adresiniz neydi? Ben sizi ekleyeceğim şimdi. Hemen söylüyorum hocam. mehmetbuysal.com. Uysal.com değil mi? O ha şu bir saniye şu mu herhalde? Evet tamam. Tamam ekle dedim. Evet hocam şimdi geldi. Tamam. Şimdi peki benim ekranımı görebiliyor musunuz siz? Görüyorum hocam. Şöyle. Evet, gördüm. Sesi kapattım şu anda. Tamam, evet. Eğer arkada ses varsa size zahmet aynen sesi kapatın. Kapattım hocam. Kendi sesim kapalı şu anda. Zaten tam duyuyorsunuz. Tamam. 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 Şimdi biz şimdi indikatörleri anlatıyorduk. RSI'yi anlattım. Burada zaten ekran görüntüsünü alıp şeye Skype'a ekliyorlar arkadaşlar önemli yerleri. Siz oradan görürsünüz. Tamam görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
Şimdi yeniden başlayalım. Başka bir hisse seçelim. MACD'yi de oradan anlatalım. Canım şu kapıyı kapatır mısın? Evet, çok ses geliyor. Tamam, orayı kapat. Evet, MACD'yi anlatayım burada. Bunu da Petkim üzerinden anlatayım. Çünkü şöyle hani genelde böyle trende olan hisselerde ya da uzun vadeli düşünülen hisselerde MACD çok fazla kullanılır. Burada da iyi işleyen bir indikatör. Petkim için söylüyorum. MACD zaten orta vadeli bir trend göstergesidir. Hareketli ortalamalardan elde edilir aslında MACD. 26 ve 12 periyotluk üstsel hareketli ortalamanın birbirinden farkı şurada görüyorsunuz. Bu MACD'nin ayarları. İsterseniz basit hareketli ortalamayla kullanabilirsiniz. O zaman basit hareketli ortalamayla kullanmak için bu iki tiki işaretliyoruz. Ama bence uygun olan buradaki MACD indikatörünün kendi kullandığı periyotları kullanmaktır. 12-26-9 en çok kullanılan, hatta en çok kullanılan değilim, demeyelim, genel kullanım şeklidir. 9 periyotluk ortalama, 9 periyot buradaki sinyal smoothing denilen, yani asıl aslında sinyali aldığımız çizgi 9 periyot. Buradaki kısa genişlik ya da uzun genişlik diyelim. Bunlar da MACD indikatörünün asıl az önce dediğim gibi birbirinden farkıyla elde edilen çizgi. Bu 12-26 olan çizgiyle 9 hareketli ortalama birbirini kestiği zaman alım yapıyoruz. Aşağı yukarı kestiği zaman alım yapıyoruz. Aşağı kestiğinde de satış yapıyoruz. Genel kullanım şekli bu yönde. Yani MACD'nin böyle uyumsuzlukları gösterme gibi bir amacı falan yok. Başka şekilde de kullanılmıyor. Zaten adı üstünde hareketli ortalamalardan da elde edildiği için bunları hareketli ortalamalar gibi de düşünebiliriz. Burada bir sinyal oluşturuluyor. Yani burada MACD indikatörünün kullanım amacı, tabii hareketli ortalamalarda da olduğu gibi, trendin yönünü tahmin etmek, ona göre al-sat stratejileri üretmektir. 12-26 çizgi, 9 periyotu, pardon, 9 periyotluk hareketli ortalamanın olduğu çizgi şurada maviyle gösteriyoruz. Turuncu olan sarı, turuncu olanı yukarı doğru kestiğinde alıyoruz. Aynı şekilde aşağı doğru kestiğinde de şurada da bir sat sinyali öğretmiş, satıyoruz. MACD'nin başka bir kullanım şekli yok. O yüzden MACD'nin üstünde çok durmayacağım. Yani başka anlatacağım Bollinger bantlarını anlatayım istiyorsanız. Ha, öncesinde
MACD'yi anlatmışken hareketli ortalamaları da anlatayım ben. Şimdi burada 12.26.9 MACD'yi kullanırken ayrıyeten buraya 12.26.9 periyotluk hareketli ortalamaları ekleyen arkadaşlarımız da var. Bunun bir alemi anlamı yok. Zaten burada aynı şekilde sistemi görüyorsunuz. Nasıl alsat verdiğini de görüyorsunuz. Çok bir mantığı yok. MACD ile birlikte şöyle hareketli ortalamaları ben anlatırsam eğer. Hareketli ortalamalarda da MACD'de bakın şöyle bir şey var. Fast, slow ve smoothing dediğimiz hareketli ortalamalar var. özür dilerim. Bunlardan işte fast dediğimiz hızlı olan, slow dediğimiz yavaş olan. Yani biri daha kısa vadeli bir göstergeyi, biri de daha uzun vadeli bir göstergeyi gösteriyor. Zaman dilimini gösteriyor, daha öyle diyelim. Birisi daha kısa vadeli bir zaman dilimini, diğeri de daha uzun vadeli bir zaman dilimini gösteriyor. Zaten bu ikisinin farkından yola çıkarak hareket ediyor. Burada mesela MACD'nin normal formülünü de görebilirsiniz. Nasıl hesaplandığını. Bakın burada da gösteriyor. Burada 3 tane hareketli ortalama var. Bu 3 tane hareketli ortalamalı birbirini kesmesinden elde edilen sinyallerle biz işlem yapıyoruz. Hareketli ortalamalarda da yani şöyle söyleyeyim. Ben genelde exponential yani üstel hareketli ortalamayı kullanırım. Önce onun üzerinden gidelim. Buraya ben hareketli ortalamaları ekleyeceğim. MACD'yi sildim. Genelde kullanılan 9, 21, 55, 100 ve 200 günlük ortalamalardır. Bunu buradan değiştirelim diğer periyotları. Kısa vadeli 9, 21, 55 kullanılır. Ben oradan nasıl bir strateji elde edebileceğimizi şimdi size söyleyeceğim. Şurada 9'u biz kırmızıyla şey yapalım, işaretleyelim, belli edelim. Yirmi bir mavi olsun. Çok kalın yapmış olduk, pardon. 55 turuncu olsun. Önce bu üçünü göstereyim isterseniz. Bilmesin. Kısa vadeli olan. Hatta şöyle şunu silelim. MAC'yi de eklemiş olalım şuraya. Bakın burada MACD'de aslında iyi bir indikatör dediğim gibi. Hareketli ortalamalardan daha erken şurada bir al sinyali veriyor. Ama biz yine de hareketli ortalamalar üzerinden gideceğimiz için şöyle hareketli ortalamaları şey yapalım, gösterelim. Şimdi isterseniz 9-21 kesişiminden bir
strateji elde edebilirsiniz. İsterseniz de 9-21-55 üçünün kesişiminden bir strateji elde edebilirsiniz. Bu üçünün birbirini kesmesi, yani önce 9-21'in birbirini kesmesi, sonra da 21-55 ya da 9-55'in birbirini kesmesi, bunların üçünün birbirini kesmesine biz nasıl derler? Şimdi aklıma gelmedi birden. Golden kesişim diyoruz. Yani üçü birbirini kestiği zaman burada altın kesişim diyoruz. Yeni bir trend başlıyor yukarı doğru ve devam ediyor. Bu güçlü bir kesişimdir. Ama bu tabii kısa vade için söylüyorum. Hatta şunu saatlik yapalım ki 9-21-55 sinyallerini daha fazla görelim. Birincisi bu, hareketli ortalamaların kullanılmasında. İkincisi de bunu bir hani 9 hareketli ortalamayı şöyle göstereyim. Bir trend olarak görüyorsak fiyat 9 hareketli ortalamanın üstüne attığında alıp altına indiğinde satabiliriz. Bu şekilde bir strateji elde edebiliriz. Ya da şöyle yapabiliriz. 9-21 hareketli ortalamayı kesti, aldık. Ardından 9 hareketli ortalamayı aşağı doğru kesti fiyat. Mutlaka 21 hareketli ortalama seviyesine gider. Eğer orayı da aşağı doğru keserse, ki zaten zamanla burada gördüğünüz gibi 9 hareketli ortalama 21 hareketli ortalamayı da kesiyor. 55 hareketli ortalamaya kadar fiyat aşağı gelir. Yani şuradan üçünün işte golden kesişim dediğimiz kesişiminden bir pozisyon açtınız burada diyelim 9-21-55'in. Burada 9 hareketli ortalamayı kırdığında fiyat seviyesi mutlaka 21'e 10'a gider. Burada ya eğer trendi devam ettirecekse ya yukarı doğru devam eder ya da aşağı devam eder. Nasıl? Mesela şurada olduğu gibi kapanış fiyatı her ne kadar da 55'in bile altına gelse, şurada tabii biraz şey bir hareket var. Muhtemelen spekülatif haberle olan bir hareket var. Yukarı doğru devam etmiş. Üstüne atıp yukarı doğru devam etmiş 21 hareketli ortalamanın. Yani 9 aşağı kırdığında 21 de tamamen aşağı kırmamış. Ne zaman şurada kırmış aşağı doğru 21 hareketli ortalamayı 9 kırıldıktan sonra. Burada zaten bir kesişim meydana gelmiş. Bu bir sat sinyalidir. Aşağı doğru kesmiş. Ondan sonra devam etmiş. 51 hareketli ortalama civarında kesmiş. Burada bir konsolidasyon dönemi yaşamış. Ama bakın fiyat her ne kadar yeni tepeler yapsa da, göstereyim şöyle. 55 hareketli ortalama yukarı doğru kesememiş. Burada trend aşağı doğru aynı şekilde devam etmiş. Yani hareketli ortalamalardan eğer bir strateji üreteceksek ya da üstünden yürüyeceksek, hareketli ortalamalarda kesişmeleri kullanacağız. Bir de tabii trendin devam edip etmediğini anlamak için özellikle kısada kullandığımız 9-21-55 için 9 hareketli ortalamanın aşağı doğru kesilip kesilmediğine bakacağız. Bunlarla beraber Bollinger bantlarını da buraya ekleyebiliriz ama çok kalabalık yapar. Gerek yok. Onu da birazdan zaten Bollinger bandını da anlatacağım. Nasıl kullanacağımızı, ne anlama geldiğini. Yani burada hareketli ortalamaları 3 hareketli ortalama kullanıyorsak genelde bir tane işte fest dediğimiz ya da upper diyelim 9 hareketli ortalama, işte slow ya da lower 55 hareketli ortalama ya da EMA için 21 EMA için söylüyorum, burada ortada median ya da basis diyebiliriz, hareketli ortalamayı kullanırız. Bunlar sırayla üçünün birbirini kesişimi, zaten az önce de dediğim gibi altın kesişimdir. Yukarı doğru güçlü bir trendin başlayacağının
işaretidir. Burada da nitekim 3'ü birbirini kestiğinde yukarı doğru güçlü bir trend başlamış. Burada birbirini kestiğinde de aynı şekilde aşağı doğru bir trend başlamış. Ama belli bir zaman sonra burada piyasa yatay hareket etmiş. Yatay bir bant içinde devam etmiş. Burada da bakın 9.21.55 aşağı doğru kesmiş. Üçü birbirini. Güçlü bir trend başlamış. Hareketli ortalamaları bu şekilde kullanıyoruz. Bir de bunlara tabii 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları da ekleyebiliriz. Bunlar genellikle uzun vadeli ya da orta vadeli trendlerde kullanılır. 100 günlük ya da 200 günlük hareketli ortalamalar. Ama şöyle söyleyeyim, çok bize fikir verir trendin yönü hakkında. Şuraları da 100 ve 200 yapalım. 100 günlük hareketli ortalamamız siyah olsun. Daha doğrusu 100 periyotluk hareketli ortalamamız siyah olsun. Şimdi şunları kapatalım. Gördüğünüz gibi şurayı da 200 yapalım. Bunun rengini ne yapabiliriz? Bunun rengini de yeşil yapalım. 200 günlük hareketli ortalamamız da yeşil olsun. Bakın bunlar da ayrı kullanılır uzun vadeli trendleri tespit etmek için. Şimdi şöyle söyleyeyim. 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarla daha orta ve uzun vadeyi temsil ettiği için gördüğünüz gibi şuradaki mesela bir 9 EMA gibi fiyata çok daha erken tepki vermez. Daha geç tepki verir. O yüzden hani şöyle bakın şurada da zaten o hani az önce volatil bir piyasa oluşmuş büyük ihtimal haberle ya da spekülasyonla demiştik ya. Hani şimdi bilmiyorum oraya geçmişe dönemeyiz. Ne oldu diye bakacak zamanımız yok ama. 100 günlük hareketli ortalamadan mesela destek bulmuş burada. Yani genelde 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar güçlü destek bulunan yerlerdir. Orta uzun vadeli trendlerin tespitinde biz kullanırız 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları. Ama yine 100 ve 200 periyotluk daha doğrusu diyelim. Bunların kesişimi de aynı şekilde diğer kısa vadeli düşünebileceğimiz şeye göre 9.21.55'e göre güçlü bir trendi başlatır. Mesela şurada şöyle söyleyelim. 100 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiğinde 100-200'ü fiyat yaklaşık 1.74'müş. Ondan sonra bakın birbirini kesmeden şurada birbirine yakınsamış olsa da şöyle yakın gösterirsek aşağı doğru kırmamış. Trend devam etmiş. Ta ki ne zaman? Şurada bakın boşluklu bir şey var. Tabii biraz geç bir sinyal olmuş ama yine de bizim için bir trendin bittiğini gösteren bir işarettir. Yaklaşık 4 lira 35 lira seviyesinde bir sat sinyali oluşmuş. Ondan sonra zaten fiyat genelde 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde çıksa da 200 günlüğün burada gördüğünüz gibi üstünde çok kalıcı olamamış. Genelde tekrar trendin yönü aşağı doğru dönmüş. Şimdi burada da Petkim için söyleyelim. 100 günlük ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı kesmediği sürece buradaki aslında majörde tabii devam eden düzeltme hareketinin bittiğini söyleyemeyiz. Yani bizim için bir her ne kadar 100 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktığı dönemler olsa da çok da aslında iyi fikir veren bir al sinyali değildir. Ama en azından momentumun gücünü, trendin gücünü gösteren
bir fikir veren bir şeydir diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bugün 300 EMA 100 EMA 5.23'müş. Altında kapatmış. Yani bakalım diğer ilerleyen günlerde şurada 100-200'ü yukarı doğru kesecek mi? Kesmesi dediğim gibi güçlü bir al sinyali demektir. Hisselerin ya da hiç fark etmez. Forex piyasasında da kullanabilirsiniz. Hareketli ortalamalarda güçlü bir al sinyalidir. Bunları EMA değil de yani hareketli üstel hareketli ortalama değil de basit hareketli ortalamalar olarak da kullanabiliriz. Ya da geniş dediğimiz weighted hareketli ortalama var. Onda da kullanabiliriz. Yani hareketli ortalamalar tabii çok çeşitli ama en çok kullanılan üstel hareketli ortalamalardır. Yani EMA'lardır. MAV dediğimiz Moving Average'da en çok kullanılan üstel hareketli ortalamalardır. En iyi fikir verenler de onlardır. Öyle diyebilirim. Hareketli ortalamalarla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? O zaman ben Bollinger bandını anlatayım. Bollinger bandına geçelim. Orada nasıl kullanılıyor, nasıl bir strateji elde ediyoruz? Ona bakalım. Bunları silelim. Bunlar aslında birçoğunuzun Bollinger band hareketli ortalamalar aşina olduğunuz şeylerdir. Hatta ben şunu da Bollinger band yüzde olanı da ekleyeyim. Pardon. Bir de şeye de bakalım. Evet. Bu da var ama yüzdeyi anlatmam. Çünkü Bollinger Width başka bir şey daha var kullanabileceğimiz. O orada anlatacağım. On balans volume anlatacağım sizde. O ondan daha iyi tepki verir. Şimdi Bollinger bantlarda da şöyle bir durum var. Burada yeşil olan şöyle çizgileri daha da kalınlaştıralım. Daha iyi fikir versin. Arka planda olmasın. Şunu şimdilik kapatalım. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi oynaklığın az olduğu dönemlerde Bollinger Band böyle dar bir band içinde hareket eder. Daralmıştır. Volatilitenin çok olduğu yerlerde de böyle geniş bir bant içinde hareket eder. Genelde genişlediği zaman yani burada Bollinger bantlar genişlediği zaman orada trendin yönünün değiştiğine dair bize bir haber verir. Aynı şekilde aşağı gidip tekrar burada yeni bir tepe yapmış
Ondan sonra şurada genişlediğini görüyorsunuz. Bunun sebebi bizim şurada onu farklı bir renkle göstereyim ben. Şunu mavi göstereyim. Bunu da siyah gösterelim. Şimdi bakın, Bollinger bandın hesaplaması şöyledir zaten. Üstel hareketli ortalamaların standart sapması baz alınarak Bollinger bandı hesaplanır. Bizim burada siyah çizgimiz base istediğimiz, yani medyan değerin hesaplandığı buradaki orta çizgidir. Ben bunu siyahla işaretledim. Siz kendiniz kendi arzu ettiğiniz rengi buradan değiştirebilirsiniz. Bu medyan değer eğer yukarı doğru kesildiyse, yani şöyle söyleyeyim, baştan başlayayım. Biraz toparlayamadım, özür dilerim. Az önce şurada bandın genişlediğini söylemiştik. Bant genişleyince, yani volatilite artınca, bunun sebebi fiyatın artık üst banda çarparak devam etmekten ziyade burada yönün değiştiğini, fiyatın yönünün artık bir düşüş trendinin hakim olduğunu gösteriyor. Artık burada tepeler değil, dipler daha önemli hale geliyor. O yüzden lower dediğimiz alttaki kırmızı çizgiyi gördüğünüz gibi yalıyor. Yalayarak devam ediyor. Burada da aynı şekilde yükseliş trendinde de üstte upper dediğimiz mavi çizgiyi yalayarak devam ediyor. Trend devam ettikçe bu mavi çizgiye her çarptığında dikkat ederseniz fiyatlar tekrar geri dönüş olmuş. Tabii bizim dikkat etmemiz gereken ilk etapta mavi çizgiye çarptığında, eğer şuradaki geri dönüş olduğunda, yani upper çizgisinden üst çizgiden geri dönüş olduğunda, şuradaki base istediğimiz orta bandın kırılıp kırılmadığına bakacağız Bollinger bantlarda. Eğer orta bant da kırıldıysa ve şu altta lower dediğimiz çizgiye paralel bir hareket başladıysa, bu artık düşüş trendinin, düşüş hareketinin başladığını gösterir. Bizim için artık buradaki base istediğimiz çizgi bir destek noktası değil de, yükseliş trendinde olduğunda burası bir destek noktasıdır. Artık burası bir destek noktası değil de bir direnç noktası haline gelir ve trendin devam edip etmediğini ya da tersine dönüp, özür dilerim, tersine dönüp dönmediğini buradaki siyah çizginin yukarı kırılıp kırılmadığına bakarak anlayacağız. Burada da gördüğünüz gibi siyah çizgi base istediğimiz aşağı doğru kırılıyor ve yeni bir düşüş trendi başlıyor. İlk etapta çok derin bir düşüş olduğu için, tabii bunun bir nedeni de 3. dalganın artık başlamış olmasından dolayı sert bir dalga izliyoruz, sert bir fiyat hareketi izliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Bollinger bantlar artık o kadar aşağıda hareket ediyor ki, şurada bakın, grafik seviyesinde altta görünemiyor bile oluyor. Şurada 3.36.20 Bollinger band alt seviyesi için bir destek noktası haline geliyor, ama şurada az önce dedim ya, artık genişlemeye başladığında, nasıl ki tepede genişlemeye başladığında fiyat tersine dönüyorsa, burada da aynı şey geçerli. Bollinger band dipteyken genişlemeye başlıyorsa, bu artık geri dönüşün yakın olduğunun işaretidir. Zaten şurada gördüğünüz gibi basis çizgisi, yani orta medyan çizgi Bollinger bandın yukarı doğru kırılmış ve burada artık düşüş hareketi bitmiştir diyebiliriz. Burada yeni bir trendi takip edeceğiz artık. Yeni bir trend derken, yükseliş trendini
takip edeceğiz. Düşüş trendini takip ederken bizim için dediğim gibi artık direnç çizgisi ilk etapta siyah olan basistir. Şu kırmızı çizgi aşağı kırılıp kırılmadığına bakacağız. Bu kırmızı çizgi aşağıda kaldıkça ve fiyat hareketi bu kırmızı çizgiye çarptıkça düşüş trendi devam edecek. Pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz. Ta ki şuradaki artık siyah çizginin, basis dediğimiz medyan çizginin yukarı kırılmasına kadar. Yükseliş trendi için de aynı şey geçerli. Siyah çizgi yukarı kırıldığında fiyat her mavi çizgiye değdiğinde satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ama eğer şuradaki basis dediğimiz medyan ortalama aşağı doğru kırılmıyorsa burada trendin devam ettiğini bize gösterir. O yüzden eğer günlük bakıyorsak Bollinger Band için söylüyorum. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüp pozisyonumuzu devam ettirebiliriz. Bu orta çizgi kırılmadıkça yükseliş trendi devam eder. Orta çizginin kırıldığında da tekrar pozisyon alabilmek için buralarda konsolidasyonun olduğu dönemlerde olduğu gibi kırmızı çizginin destek olup olmadığına bakacağız. Ve tekrar siyah basis çizgisi yukarı doğru kırıldığında yeniden pozisyon alacağız. Bollinger bantlar bize tek başına bir anlam ifade etmez. Diğer indikatörlerle de desteklenmelidir. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şöyle söyleyelim. Eğer trade ediyorsanız mesela diyelim RSI kullanıyorsunuz. Bir ekleyeyim. Bir soru geldi ama. Erdal Bey hangi periyotta kullanıyoruz? Ya aslında Bollinger Band'da standart olan benim çok kullandığım bir indikatör değil ama 20'ye 2'dir. Bunu 10'a 2 kullananlar da var. Bollinger Band'ı. Yani ben 20'ye 2 kullanılmasını tercih ederim. Bollinger Band'ın. Çünkü en iyi sonuç 20'ye 2'de verir. Yani şurada standart kalıbı 10'a 2 olarak da değiştirebiliriz. Hatta onu da bir gözlemlemiş olalım. Gördüğünüz gibi 10'a 2'de tabii daha dar bir çizgide ilerlemiş oluyor. 20'ye 2 kadar smooth, düz bir hal almıyor. Ama 10'a 2 ya da 20'ye 2 kullanırsınız. Ben bu RSI'daki gibi şöyle söyleyeyim size. 1 saatin altındaki grafiklerde 10'a 2 kullanın bence. Günlük grafiklerde de 20'ye 2 kullanılması gerekir. Ama dediğim gibi Bollinger bantlar tek başına bir anlam ifade etmez. Bollinger bantlarda güzel olan taraf gerçekten direnç bölgelerini çok iyi tespit ediyor. Çünkü bunun sebebi hareketli ortalamaların medyan değerinin hesaplanıyor olması Bollinger bantlarda. Biz bu yüzden direnç bölgelerini çok iyi tespit edebiliyoruz. Ya bizim mesela RSI'da şöyle söyleyelim. Ben söylemeyi unuttum ama buraya RSI'ya 9 periyotluk hareketli ortalamayı ya da 5 periyot. Eğer 14 kullanıyorsak 9, 21 kullanıyorsak 5, 5 kullanıyorsak da 3. Bakın şöyle. Şuna bir hareketli ortalama ekliyoruz.
Bunu hani kullanılabilecek bir strateji olduğu için gösteriyorum. Şunu 3 yapalım. Bak. Şimdi burada RSI beş periyotluk, burada saatlik açtım, özür dilerim, 15 dakikalık bakalım. Saatlikte 5'i 3 çok anlam ifade etmez. Bakın burada şöyle göstereyim. RSI al vermiş. Şimdi geldi buraya, aşırı satış bölgesine sat verdi. Şurada da zaten üst banda çarptı. Biz burada al verdiğinden itibaren takip ederek üst banda çarptı, yalıyor. Geri döndüğü an sat sinyali olarak alabiliriz. Zaten şurada da RSI onay alıyor. Gördüğünüz gibi tekrar sat sinyali veriyor. Yani burada 5'e 3'te çok fazla sık sinyal vermiş. Hani bunu 5'e 9 da yapabiliriz ama o zaman aslında çok şeyin 5'e 3 kullanmanın mantığıyla da çok şey ters düşer ama. Mesela 5'e 9'da biraz daha geç sinyal vermiş ama şurada sat için de aynı şekilde burada sinyal var. Yani Bollinger bantları böyle belli bir indikatörle ya da stratejiyle beraber kullanmak çok daha mantıklı. Yani bize burada bir direnç bölgesinde olduğunu gösterir. Yani şimdi şurada RSI hala sat vermemişken Bollinger bandın tepesine geldiğinde burada yeni bir tepe yaptığında bence satmamak olmaz. Çünkü burada volatilitenin arttığı, dediğim gibi az önce de söyledim, genişlemeye başlamasından Bollinger bandın belli oluyor. Belli bir zaman sonra zaten Bollinger band genişledikten belli bir zaman sonra az önce de söylediğim gibi konsolidasyon dönemi geldiği için kar al başlıyor. Doğal olarak zaten algoritmaların birçoğu da Bollinger bandının üst upper çizgisini, üst çizgiyi satış fırsatı olarak değerlendirdikleri için bizim için aslında iyi bir fikir veriyor burada Bollinger bantlar. Ben dediğim gibi benim çok kullandığım bir indikatör değil ama satış yerini görmede ya da alım yerini belirlemede bizim için iyi bir fikir veriyor diyebilelim, diyebilirim. Özellikle de dediğim gibi şuradaki ortadaki medyan çizgi trendin asıl belirleyicisi olduğu için bizim için iyi bir indikatör diyebilirim. Şimdi Bollinger bandı anlattık, MACD'yi anlattık, hareketli ortalamaları anlattık. RSI'yi anlattık. Başka ben şöyle bir stokastiği de anlatacağım. Evet. Stokastiği. Ona şimdi geçeceğim. Zaten stokastik dışında da birkaç tane daha anlatacağım var. Böyle hani nedir onun adı? On balans, evet, güzel fikir verir. Trendlerin yönünü belirlerken falan. CC'yi aynı şekilde bu commodity canal index, onu da anlatacağım size. Ben şöyle kendime bir sıra belirlemiştim ama ona göre gideyim diyorum. Momentum'u anlatacağız. CC'yi 10 balans bölüm. Bir de stokastikle beraber directional index, onu anlatacağım. Yani DI artı DI eksi diye de bilinir. O da Bollinger bandı benzer bir şeydir temel mantık olarak. İki tane şey vardır. Şimdi birazdan onu da anlatacağım.
Hatta Bollinger Bant'ı anlatmışken ona da geçelim. Burada evet. Önce ADX olmadan anlatayım size. Sonra ADX ile beraber anlatayım bunu. DME'yi. Şimdi bu da RSI gibi aslında James Wilder tarafından geliştirilmiş bir indikatör. Bize trendin yönü hakkında bilgi veriyor. Directional Index'te. Buna DMI denilmesinin sebebi, bakın şurada ADX indikatörü var. O da trendin yönünü belirleyen ayrı bir indikatördür. Aslında bununla beraber kullanıldığında bir anlam ifade eder. Şöyle anlatayım. Eğer mesela şunu ayrı bir indikatör olarak ben anlatayım ki, ekleyeyim ki daha doğrusu, sizin kafanız karışmasın. Hem ben de daha rahat anlatmış olurum o şekilde. Aradığım şey bu değil ama. Şu. Bakın. Bu da RSI gibi 14 periyot kullanılır. Burada hani belli çizgiler yoktur ADX'de ama 20'nin altında aslında trendin gücünün şöyle söyleyelim, şuraya bir çizgi ekleyebilir miyiz bilmiyorum ama biraz uğraşacağız. Şöyle söyleyeyim, mesela 20 değerini şurada 20'nin altında trendin belli bir trend olmadığını gösterir. Yani yatay trendi gösterir. 20'nin üstündeyken de düşüş ya da yükseliş trendi olduğunu gösterir. Mesela şurada düşüş trendi varken de bu 20'nin üstünde seyreder. ADX için söylüyorum. Yükseliş trendi varken de 20'nin üstünde seyreder. Sizin ADX kullanırken bilmeniz gereken şey, 20'nin altına düştüğü zaman artık ses gidiyor demiş. Pardon. Şimdi geliyor mu sesim? Sesim
Sesiniz iyi geliyor hocam. Ha, Şen Hanım da gitmiş herhalde. İnternetlerinden kaynaklı olabilir belki. Olabilir, evet. Yani. Tamamdır. O zaman devam ediyorum. Şen Hanım, şeyden de olabilir. Sizin mikrofonunuz açıksa belki yankı yapabilir. Diğer arkadaşlarından birinden de açık mikrofon varsa. Ben, gerçi sizin mikrofonunuz da kapalı. Evet. Ya internetten herhalde. Şimdi ADX'de dediğim gibi burada önemli olan 20'nin altında ve üstünde olması. İster yükseliş ister düşüş trendi olsun ADX'de 20'nin üstünde devam etmesi, 20'nin üstünde olması ADX'in bir trendin varlığını gösterir. Yani bize eğer düşüşteyse düşüş trendinin devam edeceğini gösterir 20'nin üstünde her kaldığında. Eğer yükselişteyse ise 20'nin üstünde her kaldığında yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir. Burada directional index de aynı şekilde trendin yönünü ölçen bir indikatördür. Burada iki tane çizgi vardır. Eğer düşüş hakimse, yani şunu kırmızı yapayım. Şunu mavi, şunu da kırmızı yapalım. Şu ADX'i eklemeyeceğiz, aşağıda ekli zaten. Bunu da ADX'in kendi rengini de ben siyah yapayım. Aslında genelde üçü aynı grafikte olur. Ama ben ayrı ayrı göstereceğim. Çünkü bir karışıklık yaratabilir. Burada bir detay var ADX ile ilgili ve Directional Index ile ilgili. Kesişimlerle işlem yapacağımız için şöyle 15 dakikalık değil de trendi daha net görebileceğimiz günlük bir şey açalım, grafik açalım. Buradan gidelim. Şimdi bakın, günlük grafikte gördüğünüz gibi mesela şurada mavi çizgi kırmızı çizgiyi yukarı geçtiği an bu bir al sinyalidir. Tekrar aşağı kestiği yerde de sat sinyalidir. Yalnız biz burada gerçekten bir düşüş trendinin başlayıp başlamadığını, şurada gördüğünüz gibi sık sık birbirini kesmiş ADX ile anlayacağız. Yani ne zaman ki, bakın, ADX 20'nin üstüne çıkacak şurada, o zaman düşüş trendi başladı demektir. Yani şuradaki sinyal bizim için bir anlam ifade eder. Şöyle şunu da seçelim, şunu da siyah yapalım şimdi. Gösterelim şurada gördüğünüz gibi. Şunu da dahil ettiğimizde şöyle anlatayım ben. Şimdi ayrı ayrı anlattım. Yani ADX'i herkes anladı sanırım. 20'nin altında, 20'nin üstünde ne anlam ifade ettiğini. Tamamdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi şurada siyah çizgi artık mavi çizgiyi yukarı doğru kestiğinde bir sat sinyali, çünkü artık burada düşüş trendi geçerli olduğu için böyle söylüyorum. Tekrar gelip kırmızı çizgiyi yukarı kestiğinde de bir sat sinyali olarak algılamamız lazım. Yani burada tek başına da kullanabiliriz directional index'i dediğim gibi. Ama yatay piyasanın hakim olduğu zamanlarda çok sık sinyal vereceği için biz directional index'le beraber ADX'i de kullanacağız. ADX'in buradaki esprisi de dediğim gibi 20'nin üstünde ya da 20'nin altında bize bir trendin varlığını gösterdiği için
20'nin üstüne çıktığında buradaki yatay konsolidasyon dönemi artık bitmiş demektir. Yeni bir trend başlayacak demektir ki bu yukarı doğru kestiği için artık düşüşü beklediğimiz için, düşüş olacağı için burada artık düşüşe emin olabiliriz. Directional Index trend takiplerinde çok benim de sık kullandığım bir indikatördür. Yani özellikle böyle orta vadeli trendlerin başlayıp bittiğini hani kesin olarak bitip bitmediğini burada şunu artık silelim. Directional Moment indeksle çok net anlayabiliyoruz. Çünkü burada siyah olan ADX bu göstergenin içindeki ADX indikatörü de artık yeni bir trendin başlayacağı hakkında bize fikir veriyor. Çünkü biz burada artık aşağı doğru bir trend belirliyoruz. Zaten şurada yatay destekte kırılmış oluyor. Ki burada gördüğünüz gibi bu indikatör daha burada düşüş trendi kırılmadan önce bize aslında trendin terse döndüğünü çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın ne zaman ki bir yükseliş trendi başladığında da nasıl ki düşüş trendi başladığında siyah çizgi mavi çizgiyi yukarı kesiyorsa, yükseliş trendi başladığında da siyah çizgi kırmızı çizgiyi artık yukarı doğru kesecektir. Ancak ondan sonra bir yükseliş hareketi başlar. Yalnız burada bir şey dönemi olduğu için, devam eden yatay bir devam dönem olduğu için bize çok aslında anlam ifade etmemiş. Çünkü üçü birbirini kesmiş, birbirinin içine girmiş. Burada tamamen bir trendsizlikten kaynaklı. Yani bence zaten daha önce Petkim analizlerime de söyledim size, sohbetlerimize de söyledim. Aşağı doğru gideceği için bu büyük ihtimal şuradaki hani mavi çizgi biraz siyaha daha fazla yakınsayacaktır. Siyah çizgi mavi çizgiyi yukarı doğru kesip şuradaki bir çizgi gibi, şurada olduğu gibi şuradaki bir gibi bir yeni bir trend başlayıp aşağı doğru devam edecektir. O yüzden mesela eğer Petkim hisse senedinde pozisyon almayı düşünüyorsanız şurada şöyle söyleyeyim. Kırmızıyı baz almayacağımız için onu sileyim. Şimdi burada artık düşüş beklediğimiz için tekrar burada siyah çizginin mavi çizgiyi kesmesini bekleyeceğiz. Yani şu siyah maviye daha fazla yakınsar, mavi de siyaha doğru daha fazla yakınsarsa ve birbirini keserse bir düşüş trendi başlar. Aynı şekilde ayrı ayrı bakacak olursak, yani burada bir yükseliş trendi de başlayabileceğini düşünebiliriz. Burada da aynı şekilde siyah çizginin mavi çizgiyi yukarı kesmesini bekleriz. Burada bakın aslında yukarı doğru kesmiş ama sonra tekrar gelip aşağı doğru kesmiş. Yani burada aslında başladığı trendin güçlü olmadığını gösteriyor. Muhtemelen şöyle söyleyelim. Gidip mavi çizgiyi yukarı doğru kesip bir düşüş hareketi başlatacaktır diyebilirim. Burada böyle karışık bir nokta var. Herkes anladı değil mi? Mavi, siyah, kırmızı çizgilerin orada ne anlama geldiğini. Eğer anlamadıysanız tekrar baştan anlatabilirim. Çünkü hem kullanırken önemli bir indikatör. Çok sık kullanılmaz ama hani dediğim gibi trendin yönünü anlamamız için bizim için önemli bir gösterge olduğu için tekrar anlatabilirim. Tamamdır. Muzaffer Bey ayrıldı ama bir sıkıntı mı yaşadı acaba sesle ilgili falan?
Onu bekleyelim. Bir 10 dakika da ara verelim. Sizin için uygun mudur? Tamamdır. Ha, Muzaffer Bey geldi. Şey, Muzaffer Bey bir ara verelim diyoruz. Diğer arkadaşlar hem fikir bir 10-15 dakika. Tabii Çağatay Bey. Tamamdır. Ya bu şimdi tekrar tekrar soruyorum ama genelde bu DM yani Directional Movement Index çok anlaşılmıyor. Burayı anladınız değil mi? Bir sıkıntı yok. Hocam ben bir konuda tabii size bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ben bu Direction'ın indeksi şöyle yorumluyordum. Kırmızı maviyi kestiği zaman alt sat sinyali veriyor. Evet. Siyah çizgi de ne kadar yukarılardaysa o kadar şeyin çok olduğunu gösteriyor. Trendin evet daha yoğun olduğunu gösteriyor. Evet aynı şey aslında. Çünkü bakın düşüşte bile tekrardan artmış mesela siyah çizgi. Evet evet. Zaten ortalarda, bakın şu en büyük düşüşün olduğu yerde hani tepeleri onu, görmüş. Aynen onu bir trend çizgisi olarak değil de trendin gücü olarak görmemiz gerekiyor diyebilirim. Evet evet trend çizgisi değil zaten. Şöyle dediğiniz gibi trendin gücünü ölçmek için burada bakıyoruz biz siyah çizgiye. Ama şöyle söyleyeyim. Hani şöyle de sizin dediğiniz şekilde de kullanılır. Ama bu directional index dediğiniz gibi hani şuralarda mesela trendin yatay olduğu yerlerde çok sık sinyal verdiği için bu ADX'i de siyah çizgiyi de içine katıyoruz ki hani burada trendin gücünü görelim. Yani zaten sizin dediğiniz gibi 20'nin altında her kaldıkça burada bir trend yok. Yani trendsizlik yani yatay trend yatay, var. Evet, evet. Aynen. Ama evet. 20'nin üstündeyse burada bir trend var demektir. Hiç fark etmiyor. Evet. Bu düşüş de olabilir, yükseliş de. Yükseliş, evet. Düşüş, haklısınız. Düşüş, aynen. Düşüş sırasında da yükselir zaten. Tepe yapar. Şöyle yükseliş trendi olduğu zaman da yükselir, tepe yapar. Evet. Evet. Yani hangi trend hakimse ADX yani siyah çizgi hangi trend hakimse o yönde tepe yapar. Yani düşüş trendi hakimse yine tepe yapar. Yükseliş trendi de hakimse yine tepe yapar. Yani bize dediğiniz gibi trendin gücünü gösterir. Ama bir de dediğim gibi yatay piyasalarda hani tek başına directional indeksi bir sat sinyali olarak ele alamayacağımız için hani bir onay amaçlı eğer düşeceğini düşünüyorsak ve ya da kırılımın kesinleştiğine inanmak istiyorsak siyahın maviyi kesmesini aynı şekilde düşeceğine de yükseleceğine de inanıyorsak yani bir dönüş trendi hissettiysek siyahın kırmızıyı kesmesini bir onay işareti olarak alabiliriz. Tamam. Yani böyle de kullanılır Abdurrahman Bey. Öyle söyleyeyim. Okey. Aynen hocam. Şöyle saat 10-10 geçe falan bir şey. Aynen. 10-10 geçe tekrar başlayalım. Stokastiği anlatacağız. Başka benim anlatmak istediğim ADX ile şeyi anlattık. Stokastik OBV ve momentum anlatacağız.
Bir de bu commodity kanal indeks var. Onu bir anlatacağız. O yani çok üstünde duracağımız bir indikatör değil ama alsat sinyali alabileceğimiz bir indikatör. Commodity kanal indeks. O yüzden onu da ben anlatmayı düşünüyorum. Başka anlatacağımız bir şey yok zaten. Ve Çağatay Bey, sizin kendi bir yazılımınız vardı. Stokastik mi? Stokastik miydi? Ya ha, stokastikle oluşturduğum. Evet, şu evet. Bakın. Onu şey, evet, iyi hatırlattınız. Bu 10-15 dakikada da onu halledelim ama ya ben ya siz şöyle şey yapalım, bir en sonuna da bırakabiliriz onu. Yani en sonunda. Ya sonra da şey dağılıyor. Hiç onu benim kendi bir saniye. Ben bunun kodunu WhatsApp'tan size göndereyim. Çünkü benim artık şey paylaşabilmem, kodu şey yapabilmem için premium hesap sahibi olmam gerekiyor. Eskiden böyle değildi. O yüzden bunun kodunu ben size vereyim. Şu. Nasıl kullanacağınızı da şey yapacağınızı da şey yaparım. Bunu size mail atacağım ben şimdi. Bunu da hem nasıl kullanacağınızı anlatırım hem de şey olarak Pine Editör'den nasıl yazacağınızı ya da ekleyeceğinizi de anlatırım şimdi. Önce ben size bir mail olarak göndereyim. Şimdi bakın benim size gönderdiğim kodu şurada Pine Editor'e tıklayacaksınız aşağıda. Şuradan new diyeceksiniz. Blank indicator script ya da yeni script şey yeni indikatör oluştur da olabilir Türkçe'de. Ona tıklıyorsunuz. Burayı siliyorsunuz. O text dosyasındakini yapıştırıyorsunuz şuraya. Şurası. Sonra kaydet dediğinizde o kaydediyor. Kaydettikten sonra şurada My Scripts diye görünür. Burada bende birçok şey var. Script var kullandığım. Orada görürsünüz siz. Trend Tracking Index diye.
Ben bunu nasıl kullanıyorum? Ya bu aslında şöyle göstereyim. Stokast diye çok benziyor. Biraz daha smooth hali diyelim. Yani düzleştirilmiş hali. Şuralarda bakın tepe yaptığı yerlerde mavi bir çizgi var. Burayı geçtikten sonra bu mavi çizgiyi aşağı doğru kırdığında ben satıyorum. Ondan sonra şuradaki çizgileri takip ediyorum. Bakın şurada bir çizgi var. Burası ilk aşırı, benim kendime göre çizdiğim ilk aşırı alım bölgesi. Eğer bu aşırı alım bölgesini de aşağı artık kırarsa şurada aşağı doğru devam ediyor. Burada kırmızı noktada buraya çarptığında tekrar alım, geri alım yapabiliyorsunuz. Ya da buraya çarptı, döndü mesela. Buradan tekrar geri alım yapabiliyorsunuz. Sonra tekrar şurada mavi çizgiyi geçip geçmediğine ya da gri çizgiyi geçip geçmediğine bakıyorsunuz. Burada mavi çizgiyi geçemeden geri dönüyorsa tekrar satıyorsunuz. Özellikle kırmızı şurada gri çizgiyi bakın aşağı doğru kırıldığında. Şurada zaten burada daha fiyat şuraları görüyor. Gri çizgi aşağı kırıldıktan sonra da zaten aşağı gelip burada aşırı satış bölgesine giriyor. Buradaki aşırı satış bölgesi de mutlak bir benim için alım fırsatıdır. Buradan sonra aşırı satış bölgelerine girdikten sonra dikkat ediyorsanız burada güçlü bir trend başlatıyor ve mutlaka aşırı alım bölgesine doğru gidiyor. Yani bu ama bunu Petkim değil de Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları'nda kullanacaksınız. Petkim'de çok bir anlam ifade etmez. Burada bakın Garanti Bankası'nda aynı şey. Burada aşırı alım bölgesine gelmiş, aşırı satış bölgesine gelmiş. Buradan alıyorsunuz. Ta aşırı alım bölgesinden geri dönüş aşağı doğru indiğinde satıyorsunuz. Bir de bunun bu indikatörün en güzel yönü RSI'ye göre negatif uyumsuzluklara daha çabuk tepki veriyor. Mesela şurada çizeyim. Burada bir fiyat yukarı doğru gitmiş ama burada bir negatif uyumsuzluk var. Başlamış. Burada hemen tepki veriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bir de RSI'ye ekleyeyim mesela buraya. RSI belki de daha uzun süredir burada. Bakın. RSI şuradan itibaren hep negatif uyumsuz. Şöyle. Bakın. Halbuki burada uyumsuzluk aslında şurada başlıyor. Çok sonrasında. Bunu neden kullanıyorum ben? Şimdi stokastik indikatöründe ben bir uyumsuzluk yakalayamıyorum. Sadece trade amaçlı kullanabiliyorsunuz. Birazdan zaten stokastiği anlatacağım. Orada da göstereceğim. Burada amaç hem stokastik hem de RSI gibi hem stokastiği kullanmak hem de RSI gibi uyumsuzlukları yakalamak. Bir de bunda şeyden şuralara çarpıp geri dönmesinden ziyade şöyle de kullanabilirsiniz. Buna da yine aynı şekilde şurada artı işaretini tıklayıp bir eğer yazılımcı arkadaşımız aslında bu hafta sonu görüşeceğiz, bir yazılımcı arkadaşımız var bizim. Cuma günü büyük ihtimal bir onunla Skype yayını yapacağız. Orada söylerim buna şey de ekler. Şöyle kodun içine. Bunun kesişiminden bir strateji oluşturabilirsiniz kendinize. Yukarı doğru kestiğinde al, aşağı doğru kestiğinde sat. Tıpkı stokastik gibi.
Ama tabii stokastik daha çok sinyal verir. Bakın mesela stokastikte büyük ihtimal burada çok derin bir aşağı yukarı çizgi yapmıştır. Stokastiği de ekleyeyim. Az önce RSI ile karşılaştırdığım gibi. Bakın gördüğünüz gibi burada. Stokastik birkaç kere sinyal veriyor ama burada bu çok daha bir düzeyli olduğu için biraz daha iyi diyebilirim stokastiğe göre. Biraz daha geliştirilmiş şekli. Stokastiği de şöyle 15-3-3 kullanılır. Genelde birazdan anlatacağım. Ben de bir 5 dakika ara vermiş olayım. Ondan sonra tekrar başlarız. Ulaş Bey, birazdan anlatacağım. 5-3-3 nerede kullanıyoruz, 15-3-3 nerede kullanıyoruz? Farklı zaman dilimlerinde farklı kullanılıyor, öyle diyelim. RSI'yi anlattığım gibi, nasıl ki saatlik grafiklerin daha altında, onda 14 değil de 5 periyot kullanıyorduk. Bunda da saatlik grafik altında 5-3-3 kullanacağız. O daha makbul oluyor. Anlatacağım hepsini. Çağatay Bey, maili attınız mı acaba? Yok, maili daha atmadım. Dersten tamam. Sonra atacağım onu. Tamam. Ya şimdi Skype şey, hani bağlantı şeyinden dolayı biraz kasıyor herhalde. O yüzden
Biraz geciktim. Herkes burada değil mi? Kusura bakmayın. Tamamdır. Bu benim kullandığım göstergenin dediğim gibi hareketli ortalamalı olanı direkt siz ekleyemezseniz falan Cuma günü yazdırır, ben size gönderirim onu. Şimdi stokastiği madem oradan devam ediyoruz, stokastiği anlatayım. Şimdi stokastik de trendin yönünü gösteren bir indikatördür. Trade amaçlı çok kullanılır. RSI'nin en büyük alternatifidir bu konuda. Hatta dediğim gibi Türk Hava Yolları ya da Garanti Bankası gibi hacimli hisselerde, yani trade'in daha yoğun yapıldığı hisselerde stokastik çok daha iyi bir indikatördür. Ben şimdi bunu normalde 14.33 kullanılır stokastik, ama ben bunu günlük 4 saatlik ya da haftalıklarda 15.33, şöyle şuraya da yazayım, şu Türk Hava Yolları olmasın da başka bir grafik açalım. Mesela dolar TL açalım şöyle. Erdal Bey, görüntü gelmedi diyor. Pardon. Erdal Bey, bir şey yapar mısınız ya? Geri çıkıp tekrar girer misiniz? Arkadaşlar, sizde de aynı problem var mı? Benim görüntüm gelmiyor mu acaba? Geliyor hocam bana. Görüntü var, evet. Tamam. O zaman Erdal Bey tekrar çıkıp geri girsin. Tamam, sorun yok. Tamamdır. Tamam, Erdal Bey gelince başlarız biz. Görüntü geliyor mu Erdal Bey? Tamamdır. O zaman sıkıntı yok. Burada yazdığım gibi günlükte 15.33, şöyle 30 dakikalık. Burada da ben
5-3-3 kullanıyorum. Yani 5-3-3 daha iyi sinyaller veriyor, öyle söyleyeyim. Saatlik ve altındaki grafiklerde. Şimdi stokastik de zaten şey gibi, bir diğer kullanım, birincisi şu hareketli ortalamasıyla olan kesişimlerden, yani mavi çizginin kırmızıyı yukarı kesmesi al, mavi çizginin aynı şekilde kırmızıyı aşağı kesmesiyle sat sinyali alıyoruz. Bu şekilde kullanabiliriz stokastiği. Bir de hani bu çok fazla şeye girmez aslında ama 20'nin altında burada bir nasıl derler RSI'daki gibi 80 ile 20 arasında bir değer alıyor. Bu da trendin gücünü gösteriyor. 80'in üstünde kaldığı her vakitte bu oradaki trend ne yöne hakimse, yani yükseliş trendi diyelim daha doğrusu. Yükseliş trendi 80'in üstündeyse devam ediyor. 20'nin altına indiğinde de artık düşüş trendinin son bulduğunu, ya da daha doğrusu 20'nin altına indiğinde düşüş trendinin artık etkili olduğunu, eğer kalıcı olursa düşüş trendinin devam edeceğini düşünürüz. Bu şekilde kullanılır ama genel kullanım amacı dediğim gibi 5-3-3 şeklinde saatlik ve daha altındaki grafiklerde 5-3-3 şeklinde kullanılması hızlı trade imkan veriyor 5-3-3 şeklinde kullandığınız zaman hareketli ortalamaların kesişiminde. Şimdi ben bir de şey indikatörü var, momentum indikatörü, onu anlatayım. Ondan sonra OBV'yi anlatacağım. Şuradan stokastiği silip momentum ekleyelim. Ya momentumun haricinde bir de biliyor musunuz bilmiyorum ama price rock indikatörü var. O da momentumun aynısıdır. Bu da aslında 14 periyot kullanılır momentum normalde. Ama ben tabii bu günlükte daha iyi sonuç verir 14 periyot momentumda. Burada gösterdiği gibi ben normalde günlüğün altında onu da yazayım, yine diğerlerinde yazdığım gibi 60 dakika ve altında 10 periyot, ya da RSI'daki gibi 5 periyot da kullanabilirsiniz, fark etmez. Ya bunu bir de şöyle söyleyeyim, kendinize göre bir şey de süre de belirleyebilirsiniz. Bunlar da hani hangi periyotlarda, hangi indikatörlerde, hangi periyotlarda, hangi zaman diliminde daha rahat trade ediyorsunuz. Bunu zamanla kendiniz de kazanacaksınızdır ama bu genel bizim hani trade ederken tecrübe ettiğimiz oranlardır diyelim biz. 60 dakika ve üstündeki grafiklerde de, ya üstündeki zaman dilimlerinde de periyot kullanılması uygundur. Şimdi bu momentum indikatörü de trendin yönünü gösteren güzel bir indikatördür. 14 gün önceki kapanış fiyatlarını
baz alır. RSI'deki gibi. Bunda da periyot genelde 14'tür. Momentumun bir kullanım şekli ortalamalarla beraber kullanılır. Şöyle. Mesela 10 kullanıyorsanız pardon. Ben şey olarak genelde exponential eklerim ama grafiklere siz basit ortalama da ekleyebilirsiniz. Sorun değil. Ben genelde eğer 10 periyot kullanıyorsam 3 periyotluk hareketli ortalamasını, momentum indikatörünün 3 periyotluk hareketli ortalamasıyla bir şey alırım, sinyal alırım. Eğer 14 periyot kullanıyorsanız da şöyle 5 ya da 9 tercihen, ama ben 5 tercih ederim. 5 ya da 9 periyotluk hareketli ortalamasıyla al ya da sat sinyali elde ederiz momentum indikatöründe. Bu da aynen RSI gibi ya da stokastik gibi indikatörün kendi hareketli ortalamasıyla kesişiminden bir strateji oluşturabilirsiniz. Öbür türlü zaten momentum belli bir şey vermeyecektir size. Nasıl derler? Çok fikir vermeyecektir size. Bir de şöyle bir kullanım şekli var. Şimdi ben şuradan hareketli ortalamayı siliyorum, karışıklık olmasın diye. Burada momentumda hani dediğim gibi momentumu gösterdiği için bu dirençlerin kırılıp kırılmadığı noktalarda bir anlam ifade eder. Mesela şöyle kullanalım. Şöyle şuradan bir yatay horizontal bir şey geçelim. Şurada gördüğünüz gibi bir yatay direnç var momentumda. Şurada aslında fiyat geçmesine rağmen bakın momentum indikatörü yatay kalmış, geçememiş. Ne zaman hareket başlamış? Bakın şurada yavaşlamasına rağmen burada yeni bir tepe yapmış. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şunu ben burada saatlik bakıyoruz herhalde. Az önce kullandığım gibi 10 kullanayım. Bize daha net fikir verir. Bu şekilde de dediğim gibi bakın gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Çok böyle anlamlı sonuçlar elde etmeyebilirsiniz. Mantıklı olan hareketli ortalamayla kullanmaktır. Ama momentumu bu şekilde kullananlar da var. Onu da söyleyeyim. Aynı şekilde desteklerin kırılıp kırılmadığı yerlerde de kullanabilirsiniz. Mesela şu şekilde diyelim şurada bir mesela destek oluştu. Şurası. Burada mesela kırılım gerçekleşmiş olsa da hala momentum güçlü gibi duruyor. Şurada da aynı şekilde. Burada destek kırılmış. Hala momentum güçlü gibi duruyor. Ya dediğim gibi ben pek böyle kullanılmasını önermiyorum ama bu şekilde kullananlar da var. Momentumu şöyle trend destek çizgilerinin tespitinde yukarı doğru mu kırılacak, aşağı doğru mu kırılacak kullananlar da var. Bu şekilde kullanımı da var. Daha doğrusu diyelim kullananlar da demeyelim de bu şekilde kullanımı da var momentum indikatörünün. Ama asıl makbul olan RSI'daki gibi hareketli ortalamalarla kullanılması momentum indikatörünün.
Ben böyle trend kırılımlarında birazdan göstereceğim size. Şunu kontrol yapayım. Şöyle, dediğim gibi 60 dakika ve altında 10 ya da 5 periyot ki ben 10 tercih ederim. Şöyle şuraya da yazayım. E, 60 dakika ve üstündeki zaman dilimlerinde de RSI'daki gibi 14 ya da 21 diyelim şuna. RSI'dan çok farklı bir indikatör değildir, söyleyeyim. Yani adı üstünde bir momentum indikatörüdür. Eğer kullanacaksanız da tercihen benim dediğim gibi hareketli ortalamaların kesişimiyle kullanın. Şimdi eğer burada varsa bir de şöyle on balans volüme bakalım. Şey, bunun resmini çektiniz mi? Bir resmini çekin isterseniz. Ha, burada momentumda da aynı şekilde şey de var. Unuttum söylemeyi. Pozitif negatif uyumsuzlukları tespit etmede de aynı şekilde kullanabiliriz momentum indikatörünü, RSI gibi. Şimdi OBV yani on balans volümde hacim tabanlı bir indikatör. Yani RSI ya da işte stokastik gibi MACD gibi ya da momentum gibi sadece fiyatı baz almaz. Aynı zamanda hacimi de dikkate alır. Böyle bir indikatör. Yani hacimle fiyat beraber ele alınır OBV'de. OBV'nin genel kullanımı aslında şöyle 10 periyotluk hareketli ortalamasıyla beraber kullanılır. Alsat sinyali almak için. Ama ben genelde tercih etmiyorum. OBV'yi en fazla kullandığım yer trend kırılımlarını görmek amacıyla. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir düşüş trendi var diyelim. Şu şekilde. Bakın, fiyat düşeni burada kırıyor, gördüğünüz gibi. Burada, şurayı işaretleyeyim ben.
Şöyle dük yazacağım. Düşeni kırdı anlamında. Dük oldu da derler. Ama bakın. On balans volum bu konuda o kadar iyi bir indikatör ki bakın. Şöyle almamız gerekiyor. Doğru olan bu. Yani şurada trend çizdiğimiz yerler fiyatın tepeye yaptığı yerler olmalı ki bir anlam ifade etsin. Yani şurada fiyat yeni bir tepe yapmıyor. O yüzden OBV'nin yaptığı yeni tepeyi çok dikkate almamıza gerek yok. Kullanırken de böyle kullanın. Şurada tepe yaptığı bölge, burada gördüğünüz gibi tepe yaptığı bölge. Bir de şurada bir tepe yapmış, burada tepe yaptığı bölge. Bakın. Daha şurada tepe yaptığında on balans indikatörü burada kırıyor. Yani şu noktada. Orayı da fiyat ekseninde şöyle bir eliks şeklinde alayım. Birbirine denk getirmeye çalıştım ama şöyle görelim. Burada daha rahat göstermiş olacağım. Bakın OBV'nin kırdığı yer şurada tepe yaptığı nokta. Sonra aşağı doğru gelse de OBV gücünü koruyor. Burada sebebi şu. Hacim varsa ve kapanışlarda kapanış fiyatları da hacime paralel daha yüksekte seyrediyorsa on balans volüm hiç buradaki düşüşü dikkate almıyor. Kapanış fiyatlarını dikkate aldığı için burada düşeni daha önce kırıyor ve bizim için bir nasıl derler şurada trend kırılımlarını gösteren iyi bir indikatör. Orada directional index'te gördüğümüz gibi bu da yine aynı şekilde bize iyi bir fikir veriyor. Şimdi başka MACD'yi anlattık, RSI'yi anlattık, hareketli ortalamaları anlattık, stokastiği anlattık, momentumu anlattık, Bollinger bantlarını anlattık. Ha, commodity kanal indeksi anlatacaktım ben. Onu da bir anlatayım, geçeyim. Ondan sonra FIBO nasıl çekiliyor onu göstereyim. Ya da isterseniz hani vakit geç oluyor diyorsanız FIBO'yu şu Perşembe günü Elliot dersine başlayacağız. Ondan önce gösterebilirim. Nasıl olsa pazar günü de ek bir ders yapacağımız için pazar günü akşam.
Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Çarşamba günü siz bu indikatörleri bir uygularsınız. Onlarla ilgili uygulamaları siz yaparsınız. Hani bir geri dönüş şeklinde olabilir. Çarşamba günü de bu Fibonacci'ye çizgiler nasıl çizilir, nasıl tahmin yürütülür şeklinde bakarız. Elliot'a da şöyle küçük bir giriş yaparız. Öyle yapmak bence daha mantıklı. Ben CC'yi anlatayım, bırakayım bugünlük. Uygun mudur sizin için? Tamamdır. O zaman ben şimdi şuradan CC'ye ekleyeyim. Ha bakın şeyde planımda yoktu ama şu indikatör. Accumulation distribution. Bunu da mutlaka bir anlatayım. Bunu da ekleyelim. Unutmayayım. Önce şu hani aklıma gelmişken hemen bunu anlatayım. Bu şöyle kabaca anlatırsak toplama ve dağıtma yerlerini konusunda bize fikir veren bir indikatör. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tepe yapmış uzun bir süre. Aslında çok fikir veren bir indikatör değil ama bilmeniz açısından gösterdim. Burada dolar TL'de şöyle bir hisse senedinde bakalım çok daha iyi fikir verir. FX piyasada o kadar iyi değil çünkü. Evet. Şöyle. Bakın dip yaptığı yerler artık şuralarda toplamaya başlanılan yerler. Şuralarda tepe yapıp yatay seyrettiği yerler de burada hissenin dağıtılmaya başlandığı yerler diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz bu indikatörü. Bir de commodity kanal indeksi anlatayım size. Bu da bir trend indikatörü. Yani RSI gibi düşünün ama bunun kullanım amacı RSI'ye göre daha net. Yani aşırı alım satım bölgelerini anlayabilmek için kullandığımız bir indikatör. Commodity kanal indeks. Burada amaç şöyle toparlamaya çalışayım. Kısa vadeli göstergeler için söylüyor olacağım tabii bunu. Başlangıçta trendi yakalayabilmektir. Yani trendin başladığı yeri ya da başlayacağı yeri yakalayabilmektir amaç. RSI kadar net fikir vermez. Yani hani daha hareketli, kısa vadede daha hareketli bir indikatör olduğu için hani RSI'da mesela şöyle daha uzunlamasına bir trend görürsünüz. Ama CC'de bu değerler 100 aşağı 100 eksi gibi daha şey değerler alır. Nasıl derler? İşte sıfırın üstündeki değerler bizim için özür dilerim. 100'ün üstündeki değerler
aşırı alım bölgesini işaret ederken şurada eksi 100'ün altındaki bölgeler de aşırı satış bölgelerini bize gösterir. Şurada sıfır çizgisi çok anlam ifade etmez ama sıfır çizgisi de bu indikatörün orta noktasıdır. Bunda da hareketli ortalamaların kesişiminden bir strateji üretebilirsiniz. Commodity kanal indeksten. Genel olarak bu 20 periyotluk 11 günlük hareketli, pardon buradan değil şurada artıdan 11 periyotluk hareketli ortalamasını kullanıyoruz. Burada alsat sinyali elde etmek için. Bu arada bunu RSI'daki gibi 14 de kullanabiliriz ama ben de yani 20 kullanmanızı böyle günlük grafiklerde tercih ederim. Ama daha kısa vadeli grafiklerde yani böyle saatlik falan onlarda RSI'daki gibi 14 de kullanabilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Burada gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların kesişiminden bir sinyal üretiyorsunuz. Ama tabii burada ben tercihen RSI'yi daha çok tercih ederim. Yani illa trade edeceksem böyle bir indikatörde kanal indeks yerine stokastiği tercih ederim. Daha tercih edilir. Yani tabii ki bu da çok hareketli bir indikatör stokastik kadar ama trend yani trade ederken stokastik daha anlamlı sonuçlar veriyor. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben bu indikatörlerle ilgili ayrı bir PDF dosyası göndereceğim. Bir de o geçen gün formasyonları anlatmıştım. İçinde o da var PDF dosyasının. Oradan başka indikatörler de var bu anlattıklarım haricinde. Kullanabileceğiniz. Ama hani benim kullandığım şeyler değil, baktığım şeyler değil. Dediğim gibi. O yüzden çok fazla yani bilmediğim bir şeyi de anlatmak istemem. Ama zaten hani kullanmanızı tavsiye ettiğim dediğim gibi on balans volümdür. Özellikle hani işte düşeni kırdı diyoruz ya oralarda yani trendlerin artık sona yaklaştığı yerlerde trend kırılımlarını daha doğrusu göstermede şöyle boş bir yere de hatta bu şeyleri yazayım söylediklerimi yazayım. Bakın birincisi uyumsuzlukları yakalamada RSI ve momentum kullanabiliriz. RSI tercihimdir. Ama dediğim gibi ben yine size o gönderdiğim indikatörü daha çok kullanıyorum. Çünkü RSI bazen çok uzun süre uyumsuz ilerleyebiliyor ya da bir yükseliş trendi yakalayabiliyor.
İkincisi trend kırılımlarını tespit etme noktasında 10 balans volüm. OBV. Üçüncüsü trendin yönünü belirlemede directional index. ADX ile birlikte DIM diye de geçebilir. Yani directional index momentum diye de geçebilir bu. Orta vadeli trend takibinde MACD 12 21 9 rallileri yakalamada hareketli ortalamaların kesişmesi 9-21-55. Eğer orta ve uzun vadeli düşünüyorsak 100 ve 200. Başka unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Anlattığım şeylerin içerisinde. Ha, Bollinger bantları. Evet, aynı şekilde. Satış yerini belirlemede. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Ayrıca bu dediğim gibi basis dediğimiz orta bant kırılıp kırılmadığına trend takibi için de
Orta bandın kırılıp kırılmadığına bakıyoruz. Başka da bir şey yok. Ha. Şöyle evet Şengü Hanım, şey Şen Hanım. Şimdi şöyle onu da şöyle trade amaçlı benim kullandığım bunu yazabiliriz. Hareketli ortalama kesişimleriyle diyelim. Onları dediğim gibi hacimli bunu hacimli trade hisselerinde kullanalım. Hani Petkim gibi, Tüpraş gibi orta uzun vadeli bakılan hisselerde çok anlam vermeyebilir. THYAO ve Garan gibi. Şimdi gelelim bunların periyotlarına. Şöyle şu şekilde yapalım. RSI 60 dakika altında 5 periyot. Söylemeyi unuttum ama THYAO'da 6 kullanabilirsiniz. Yüz elli diyelim. 60 ve 150 dakika 14 periyot. İki yüz kırk dakika ve üstü 21 periyot. Momentum'u da aynı şekilde RSI gibi kullanabiliriz. MAC'de zaten yazdım 12-21-9 diye. Hareketli ortalamaları yazdım zaten 9-21-55 diye. Yine unuttuğumuz bir şey varsa bunlara ekleme yapabiliriz. Şunu 10 diye yapalım. Evet.
Bunun bir resmini alın isterseniz. Evet, Mosta iyi bir indikatördür. Onu da göstereyim. O da daha çok trend yönünü belirlemede güzel, iyi işleyen bir indikatördür. Çok hani içeriğini bilmiyorum ben. Ama onu ben genelde dolar tel FX piyasada kullanılmasını tavsiye ediyorum. Mostun şuraya yazayım. Ya bunu zamanla kendiniz de kullandıkça anlayacaksınız. Hisse senetlerinde çok iyi işleyen bir indikatör bazen FX piyasalarda iyi işlemeyebilir. Farklılık gösterir. Farklı periyotlarda kullanmak gerekebilir. MOS da böyle bir indikatör. Bence FX piyasada kullanılması gereken İyi bir indikatör. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Önümüzdeki hafta dediğim şey, önümüzdeki derste, Perşembe günkü derste bu Fibonacci çekmeyi öğreniriz. Bir de bu Elliott Wave dersine olmazsa başlarız. O şekilde yapabiliriz. Ya da eğer isterseniz, arzu ederseniz, hani Elliott Wave dersini şey yapmayalım derseniz, çarşamba günü şöyle bir saatlik, saat 9'da 10 arası Fibonacci çekmeyi gösterebilirim. İşte perşembe gününün tamamını Elliott'a girişe harcarız. Onu da yapabiliriz. Siz nasıl arzu ederseniz, onu yarın görüşürüz zaten şeyden, WhatsApp üzerinden. Olur mu? Soru sormak isteyen varsa soruları alayım bir 10 dakika 15 dakika, ondan sonra kapatalım. Hocam ben sorayım. Tabii buyurun. Şimdi bizim gibi çok ekran başında olamayan, işte böyle hani bilgisayardan açıp şey yapamayan arkadaşlar için daha çok önerilerinizi duymak istiyorum açıkçası. Ya o zaman şöyle söyleyeyim Abdurrahman Bey. Evet. MAC'de iyi bir göstergedir. Hani sürekli ekran başında duramıyorsanız. Şöyle anlatayım. Tekrar ekranımı paylaşıp. Yani bu MACD'yi falan saatlikte de kullanabilirsiniz. Bu Viop'ta falan da işler mi acaba hocam? Evet işler, niye işlemesin? Hatta aslında MACD Viop'ta da iyi bir indikatördür. Göstereyim. Bakın saat MACD'de burada al vermiş. Daha bar şu nasıl derler? Daha başlamadan. Şurada. Öncesinden al vermiş MACD. Gelmiş şurada ikili tepeyi